Hatta yenelim mi olur? Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. 3-5 gündür YouTube'da yayın yapmıyorum. Bayağı bir merak eden arkadaş oluyor. Niye yayın yapmıyorsunuz? Allah, Twitter'da yeterince yoruluyoruz. Ondan oluyor herhalde. Bir de zaten kendimi naza çekiyorum. Varsa sorularınız cevaplayabiliriz. Ama al sat tut tavsiyesi değil. Danışmanlık kapsamında konuşmuyoruz. Evet, yasal uyarıyı gördünüz. Varsayıyoruz. Varsa sorulara bakalım. Evet, bilim insanı hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Bir sürü bilanço geldi iyi bir şekilde. Telefon çaldı. Ereğli konuşalım. Ereğli bilanço gelmedi. Ha, şurada varmış zaten. Bilanço gelmeyince konuşacak bir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi gelmemiş. Şöyle bir bakalım. Ereğli. Ereğli konuşalım. Neyini konuşacağız? Ereğli. Evet. Kare Ereğli. Bu şekilde bir Ereğli araştırması yapalım. Evet. Evet. Bu niye çıktı onu anlamadım. Evet. Finansal özgür. Ereğli demiş. Yükselecek mi ne? %16 yükselirken BIST geçen seneden söz ediyor. Evet, endeks 2500 iken Ereğli 36, endeks biraz yukarı gitmiş ama bu aşağı gelmiş. Yani Ereğli ile ilgili gördüğünüz gibi pek bir paylaşım göremiyorum. Evet. Günlük fiyat değişimleri nasıl oluyorsa bu anlayana aşk olsun. Evet. Gerçek yatırımcı. Yassı Çelik. Son 3 yıllık performansı %444 gitmiş. Son 1 yıllık %51. Son 1 ay %11. Halka açık oranı %47. Entegre yası çelik üreticisi. FK5 PD1 firma değeri bölü faük 3. Bedava kelepir yani. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Evet, Uğur Hoca da böyle bir çizim yapmış. Bu yıllar önceydi. Şimdi tekrar öyle bir oluşum var. Böyle yatay dönemlerde diyor lotunuzu çoğaltın diyor anladığım kadarıyla. Evet. Burada mal alanlar. Evet, ne diyor bu? Beklenen an gelmiş. İyi de bu İngilizce yazıyor. Biz bunu nasıl okuyacağız? İngilizcemiz mi var? China. Bu mu? 2021. Evet. Pek istediğimi bulamadım. Twitter. Boş. Şimdi bizim kısaca şuraya bakarsak arkadaşlar, piyasa değeri bölü EBITDA 3 düşük, piyasa değeri PD yani bölü esas faaliyet karı 3, yuvarlıyorum yani, ucuz.
Karlılık büyümesi %44. Hasılat büyümesi %47. Öz sermaye büyümesi %39. Son 5 yıldaki performansı ortalama %43-44. Güzel, fena değil. Temettü verimliliği son 5 yılda %10'a yakın. 1 milyonluk malınız varsa her sene 100 bin lira temettü almışsınız demektir. Son 5 yılda %464 kazandırmış. FK'sı 5. Yani sabırlı olana hiçbir sıkıntı görünmüyor bu verilere göre. Vespe, Vespe, Vespe. Yes. Bakalım Vespe ne oldu? Vespe. Geldi mi bilanço? Evet, gelmiş. Hayırlı olsun vatana, millete. Dönen varlıkları artmış. Burası da artmış 700 milyon. Duranlar da artmış. Kısa vadeli borçlar daha çok artmış. 4 milyar artmış. Uzun vadeli borçları azalmış. Öz kaynakları bir şey değişmemiş. Hasılat bizi ilgilendiriyor. Hasılat 7-8 milyara yakın bir artış var. Bakın, bakacağınız önemli yerler, hepsi şu geçtiklerimiz hepsi önemli de sonuçta burayla ilgileniyoruz yani. O diğerlerini hızlı geçtik diye önemsiz demek değildir arkadaşlar. Hasılat artmış 7,5 milyar, %50 artış var. Evet. Ya, karlılık da artmış. Ama burada görüyorsunuz esas faaliyet karı azalmış. Bunun sebebi esas faaliyetten diğer giderler. Neden burası artmış? Çünkü yatırım yapıyor. Yatırım yaptığı için burası 800 milyon artmış. Bu arada iyi pazarlıyor. 500 milyon da buradan gitmiş. Pazarlama giderleri. Pazarlama giderleri arttı mı ben huylanıyorum. Olsun. Sonuca geliyoruz. Finansman gelir giderlerini iyi ayarlıyorlar. Hep denk geliyor. Bu bizi ilgilendiren burası. Burası da 600-650 milyon. Çok artmamış ama azalmamış da. Durgunluk henüz yansımamış. Faaliyet raporuna bakmak lazım. Buna göre 600 de yani 1.265 gelmiş ya. Kalan dönemde böyle gelirse 2,5 milyarı geçiyor. Şimdi bu 2,5 milyarı geçince ne oluyor? Evet, hasılat %50 büyümüş. Karlılık %55 büyümüş son 5 yılda. Öz sermaye %45 büyümüş. Evet, FK 7. 7'ye kadar geriledi bu karlarla. EBITDA 5,69. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karı 7. Evet, görüyorsunuz bizim sistem ortalama hedef fiyatı da veriyormuş. Ben mesela hiç buraya bakmıyordum. 14 TL. Potansiyel kar 62 TL. Evet, 5 yıllık getirisi %900. Ereğli'ye göre bir şunumuz. Bırak gelsin misafir ya. Cama yapıştı bu sefer de. Çok seviyordun dün. Gel al koy şişini. Korkuyorum. Elde Ya artık böcekten de korkuyorsan yapacak bir şey yok. O camın diyor nasıl bir ayakları var? Şşş, yayın yapıyorum, sakin. Evet, ne yapıyorduk? Son fiyat 8,65. %60 getiri potansiyeli var diyor bu sistem. Kısa vadeli yeşil, orta vadeli gri, yeşil. Oğlum böcekle inatlaş, bu böcekle uğraşma. Evet. Bizim arkadaşlar sistem ne gösteriyor? Diyor ki bak şu 9'un üstüne atarsa iyi olur. Burası 0'ın üstüne atarsa işlem hacmi son 4-5 gün artmış. Hayırlı olsun. Dün gözün kalmıştı. Doğan kablo oldu. Geldi. Hadi al senin olsun. Evet. Arasayı 50'nin üstüne atmış.
Burada olumlu olan bu. İkinci olumlu olan bu. İşlem hacmi artmış. Parabolik sar alta geçmiş dün ilk defa. Dolayısıyla arkadaşlar fena durmuyor. Tertemiz yaptığımız zaman da gördüğünüz gibi çizgiler ne diyor? Evet. Çizgiler de 9 liraya gösteriyor. Yani pazartesi karı beklentinde doğrusunda mı geldi? Beklentinin doğrultusunda gelmedi mi? Arçelik'e göre iyi gelmiş yani. Arçelik düştü biliyorsunuz. Bunda en azından kar iyi gelmiş. Gördüğünüz gibi bu düşen kanal, bu kanal işte 9'un üstüne atarsa yukarı kırılmış oluyor. Yani böyle devam etmesi lazım bu şekilde. Şurada bir günde de geçer, 2-3 günde sürebilir. Artık keyiflerine kalmış. Beyefendilerin keyiflerine kalmış. Evet, gördüğünüz gibi teyide gitmiş, ondan sonra düşmüş. Bu işte böyle bir trend lazım size. Evet, şu şekilde görüyorsunuz. Bu yükseliş trendi. Şuradan bitmiş yani şurada. Tamam mı? Şurada bitmiş. Şöyle de çizebiliriz. Şunu kaldırıp, değil mi? Şöyle de teyide gitmiş. Tekrar kanala gidemeyince kanal aşağı doğru gitmiş. Olur böyle şeyler. Evet, onu kaldırınca gitti. Bunu getirelim bari. Evet, böyle bir şeyler olmuş. Ama şimdi biz nasıl hesaplayacağız? Bir daha bakalım. Biz kendi hesabımıza bakalım. 2,5 milyar, 1 milyar 600 hisse başına 1,5 TL. 6 FK'ya düşüyor fiçi FK'sı. 10 FK'ya giderse 15 lira hedef var. Zaten sistemde 14 diyor bak burada. Evet, gelecek sene Mart'tan Nisan'a kadar %60 getiri var diyor Vestel'de. Haberler yorumlayanlar var mı? Yok. Evet. Twitter aleminde durum nedir? Twitter aleminde yorumlayan var mı? Ne diyorlar acaba? Evet. Diyorlar ki evet, dikkatli olun. Harfleri yanlış basmayın. Gökhan abi, Temet yolcusu, Vespe. İşte Mehmet Akif abi takip edin. Hisse başına net kar 1 TL dağıtır diyor. 1 TL 9 yılda kendini amort eder diyor. Temet verimliliği %11'e geliyor. 6 senede kendini amort eder diyor. Bak en güzel değerlendirmeyi Akif abi yapmış. Görüyorsunuz çeyreklik bazda ne diyor bu? Çeyreklik bazda arkadaşlar net karlar 692 milyon. Sürekli 89-40'a düşmüş. 40'tan bu yana, 2016'dan bu yana artarak devam etmiş. Burada bir daha düşmüş. Genelde demek ki birinci bilançolar ama burada iyi gelmiş 2020'de. Millet eve kapanınca maç izlemek için almış demek geçen 2020'de. Net faaliyet karı, satışlar, ha işte satışlar bu. Artarak devam ediyor. 7,5 milyar satışa ulaşmış. Mehmet abinin böyle Excel tabloları var. Borsa yatırımcısı böyle olur işte. Rastgele almaz. Borsa yatırımcısı Mehmet abi gibi hesap kitap yaparak iş yapar. Evet, 5 senelik büyümeler. Bu neymiş burası? Bu mu? Net kar mı? %675 net kar, net faaliyet karı %700. Bu neydi? Satışlar %550. İşte her sene %100 büyüyor yani. %500 büyüyorsa basit hesaplamayla, birleşik hesaplamayla tabii ki öyle olmuyor. Bu şekilde Mehmet Akif abi takip ederseniz. Evet, biz takip ediyormuşuz. Şey yaparsınız.
doğru yolda devam edersiniz. Buradan da görüyorsunuz %53 artış var. Her bir şey artmış. Öz kaynakları tek artmamış. Onun sebebi de yatırım yapması. Bakın burada sütun şeklinde de görüyorsunuz. Her bir şey artıyor. Sıkıntı yok. Tek sıkıntı hissenin yukarı gitmesi. O da sabırla olur yani. Sabırla o da olur. Bak böyle çizeceksiniz. Bak görüyor musunuz? Bak. Böyle Vespe Stock Investor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bir de buradan bakalım. Evet. Vespe. Enter. Vespe var mı? Eklemiş miyiz buraya? Ekledik. Vesper görüyorsunuz. Sarılar. Kırmızılar. Evet. Güzel. Yani güzel derken uzun süredir yatayda herhalde fiyatı bekliyormuş. Şeyi. Bu fiyat olumsuz gelir diye böyle yataya bağlamış götürmemişler. Artık pazartesi bakacağız nasıl olacak. Evet, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrar saklarmışız Ahmet hocam. Marshall bakabilir miyiz? Abi Marshall çok sık hisse ya. Marshall niye bu kadar sık hisselerle ilgileniyorsunuz? Anlamıyorum yani. Evet, Marshall 200 lira. Oo, bayağı düşmüş. Bir ara sanki 400'leri görmüştü. Değil mi? Buralar 373'ler. Odur budur düşüyor. 30 liradan gitti ben YouTube'a başladığım zaman. Şu an gördüğünüz gibi 186'dan şey gelmiş. Alım gelmiş. Bayağı bir 30 liradan gidince abi piyasa değeri bölü defter değeri 141. 141 katından işlem görüyor. Bu bir zamanlar öz kaynağını eritmiş, bitirmiş, hiç kalmamış. Abi bu bana ters bir kağıt ya. Öz kaynağını yiyip bitiren kağıtlar bana ters. Ben ona bakamıyorum. ODAŞ. Değerli arkadaşlar, ODAŞ 1300'deyken almanız lazımdı. Şimdi burada ne dersek boş. Neden boş? Abi bunlar yukarı çekiyor. Hikaye uyduruyor. Milletin eline veriyorlar. Yani ne diyelim şimdi? Siz gelip bu hisseyi 1300'ken almadınız. Aha şuradan bak. 1.34 görüyor musun? Alım yeri. Bak bizim sistem diyor ki bak. Şu basit bakalım. Bu sistemin adını basit bakalım koydum ama bir sürü indikatör koymuşum. Gördüğünüz gibi aha burası çanak, aha burası da kulp, aha burası da kırdı. Aha burası da çanağı tamamladı. Evet. Çana dirence giderken bir kulp daha yaptı. Çananın üstüne gitti. Şimdi buradan bakın paraboliksar üste geçmiş. 3.20'ye teyide gelebilir yani. Tabi isterlerse. Göstergeler. Evet. Hemen hemen negatif uyumsuzluk var. Momentum ama hala yukarıda. RSI dönüş gösteriyor. RSI arkadaşlar bakın buradan itibaren yukarı gitmiş ama RSI gitmemiş. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle bakın şöyle bir yukarı gitmiş. Şöyle yukarı gitmiş. Ama RSI aha böyle aşağı gelmiş. Bak buraya görüyor musunuz? Ha burası. Bakın bu aşağı gelmiş. Bu yukarı gitmiş. İşte buna ne diyorlar? Negatif uyumsuzluk diyorlar. İşte bu da RSI uyarak satış yaparsanız bu yükselişi kaçıracaksınız demektir. Öyle RSI şişti, RSI aşağı geldi diye satılmaz tek başına. Ne yapacaksınız? Altına benim gibi böyle başka bir şey koyacaksınız. Şu mavi çizgiyi aşağı kırarsa satacaksınız. Dediğim gibi buradan pullback. İyi tamam hadi hayırlı olsun. İşim var şurada canım. Sen böceklerinle oyna. Şuradan pullback yaparsa 3 liraya güzel olur.
Yapmazsa daha güzel olur. 500 liraya giderse hepiniz para kazanırsınız. Ama öyle olmuyor. Görüyorsunuz, dinleniyor, yükseliyor, dinleniyor, yükseliyor. Buradan da bazen böyle hep düşüyor işte. O yüzden şu an ben negatif uyumsuzluk görüyorum. Bakın bu tepeyle şu tepe, şu tepeyle şu tepe. MACD'de de uyumsuzluk var. Stokastik Slow'da da uyumsuzluk var. İşlem hacminde de uyumsuzluk var. İşlem hacmi şuradan malı toplarken götürmüşler. Tamam mı? Şurada hacimli bir satış var. Bu hisse kapanış 4 lira. 4 liranın üstüne atmadığı sürece alınmaması lazım. Tekrar dönüş beklenmesi lazım diye düşünüyorum. Bu tabi işin teknik kısmı. 387 milyon kar etmiş. Bilanço gelmemiş. Bilanço gelse de 1.300'den buraya gittiği için satış yiyebilir. Önceden %200 prim yaparak fiyatlamış. Zamanında fark etseydiniz iyiymiş. Teşekkürler Hector Days. Evet, Ereğli Fortut. Oho, bir yorum. Ereğli gelmemiş Büşra Hanım. Fortut'un bilançosu süper geldi. Hektaş'ı da bilmiyorum. Hektaş'a da bakalım. Hektaş çok pahalı. Fanatiklikle gidiyor Hektaş. Hektaş'ta bir mantık yok. Böyle gidecek bir şey yok. Bana göre tehlikeli. Evet, gelmiş. Gelmiş, 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 gelmiş. İşte 200 milyondan 400 milyona. Yani 400 milyon kar ediyor. Her dönem 200 kar ediyor. Baktığımız zaman %58, %70, %70. İşte büyümesi güzel. Bunu satın alıyorlar sürekli. Piyasa değeri böyle EBITDA 31 yılda kendini amorti ediyor. Vespe kaçtı? 3 müydü? Yani bu Vespe'nin 10 katından işlem görüyor. 10 katı daha pahalı görüyorsunuz. Ondan sonra hedef fiyat veremiyor gördüğünüz gibi sistem. Piyasa değeri bölü EFK 34. Temettü verimliliği %1. 5 yıllık getirisi %6.684. 5 yılda uçmuş gitmiş. Tamam mı? 66 kat prim yapmış yani. O yüzden bütün değerleri şişmiş durumda yani. Görüyorsunuz 18 katından işlem görüyorum. 1 milyar 800'ü var öz sermayesi. Tamam. 425 kar etmiş. 425 daha ikinci dönemde ederse 850 milyon. Şimdi 850 milyonla 2 milyar 33 milyara bu 30 yılda çıkar işte. O yüzden arkadaşlar yani 51 FK görünüyor. Görüyorsunuz çok pahalı. Ama işte PEG rasyosuna göre bakıp alıyorlar. Alan alıyor kardeşim. Yani ben alır mıyım? Ben bu hisseyi almam. Niye? Çünkü benim kaybedecek param yok. Korkudan korkanın çocuğu olmazlar diyor. Biz de bu yaştan çocuk istemiyoruz bu yaştan sonra. O yüzden tehlikeli iş yapmıyoruz. Espri yapayım biraz izin ver ya. Bu kağıt 200 milyon kar ediyor işte. İki bilançoda 425 kar etmiş. Bu karlılığa göre de kendini 51 yılda amorti ediyor. Sevenleri alıyor işte. Bu ancak böyle yorumlanabilir. Başka ne diyeyim yani? Böyle bir kağıt yok. Yok derken hep böyle pahalı pahalı yukarı giden anlamında söylüyorum. Sasa var, bu var. Ondan dolayı. Şişe dehşet bir bilanço geldi. Ama mesela şişe öyle fiyatlanmıyor. Şişeyi de mesela öyle fiyatlasalar yani şu görüyor musunuz? Piyasa değeri bölü defter değeri 1.30. Öyle 33 katından 51 FK'dan işlem görse hisse başına kaç lira kar düşüyor bu böyle olduğuna göre? Bakın bunu böyle açacaksınız. Bak 5 FK. Bunu 5'e bölün. 4.67 de hadi 5 olsun yani. Tamam mı? 5 TL. 30, o biri 35 FK'dan işlem görüyordu ya. 5 çarpı 35. Bu şişe
Hektaş gibi işlem görse 175 lira olması lazım. Ama işte her hisseyi kendi içinde değerlendiriyorlar. Bunun tahtacısı gitmesine izin vermiyor. Yoksa görüyorsunuz hedef fiyat 29 lira diyor. Sistem otomatikman vermiş. Karlılık büyümesi son 5 yılda %72. Vay 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 vay. Güzel. Düşerse bu Ağustos ayında bir şey bahane edip düşürürlerse, tamam mı? İşte o da 4-5 gün gidiyor. Bak şurada kırmızıya çevirdiler. Çok düşeceğini sanmıyorum. 21 lira, 20 lira, 22 lira, %10, %20. Hadi bilemedin 18'e geldi. Düşüşü göze alan önümüzdeki 3-5 yıl boyunca bu kağıt sürekli yukarı gidecek. Neye dayanarak söylüyoruz? Baksana her sene %72 büyüyor. Her sene hasılat büyümesi %49. Öz sermaye büyümesi %42. Al sat tut tavsiyesi değil. Sistem böyle diyor. Ben ne yapayım? Sistem diyor hedef 29 lira diyor. Potansiyel kar %24. %24 yükselme, %20 düşme potansiyeli var. Ama Hektaş gibi fiyatlansa 150-200 liraya gitmesi lazım. Yani gördüğünüz gibi her şeyiyle ucuz bir hisse. Sasa, ya Sasa'yı da yorumlamayayım ama madem sordunuz gevezelik olsun diye yorumlayalım. Yani al sat tut tavsiyesi değil, ben anlamam. Bu hisseler kafalarına göre gidiyorlar. Burada matematik çalışmıyor. Burada Ponzi çalışıyor. Burada fanatiklik çalışıyor. Maalesef bilanço gelmemiş. Bilanço gelmediği için ben bir şey diyemem. Ne güzel 48 liraya gelmiş 2 gündür. Oh hiç. Vallahi her gün yükseliyor yani. Evet. Bir şey diyemeyeceğim bilanço gelmediği için. Evet. Teşekkür ediyorum. Ereğli açıkladık. Videonun başında izleyin. Videonun başında var. Karsan uzaya da gitse incelemiyorum, ilgilenmiyorum. Evet. Tokaş salça yemeklere güzel olur. Ama yatırım için 18 liradan 6 liraya düşen hisseyi de incelemiyorum. Evet. Emin hocam derken Emin ha? Mehmet Emin Özçelik. Tamam, Mehmet Emin Özçelik. Ben de bizim Emin'den bahsediyorum zannediyorum. Teşekkür ediyoruz Emin Bey. Aleykümselam. Hoş geldin. Kimpor bilançosu bakabilir miyiz? Bakarız tabii. Niye bu? Ahmet Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Logo yazalım. Bakarız. Önce Kimpor'a bakalım. Evet, Kimpor arkadaşlar işte poliüretan, tamam mı? Bu pulla üretiyor. Puli üreten gördüğünüz gibi yeni bir hisse. 26 liradan. Diğerleri gibi 55 kat gitmemiş. Yükselişe yeni geçmiş. Yeni geçmiş. Yeni geçmiş. Yeni. Bütün göstergeler yukarı gösteriyor. 354 milyon kar etmiş. FK6 şişmemiş. 36 değil yani. Defterleri 9 lira ama. Yani 4 katından işlem görüyor. Görüyorsunuz. Bunun tabi yıllar olmadığı için hesaplanmıyor. Gördüğünüz gibi 5 yıl geçmesi lazım hesaplaması için. 700 milyon kar ederse bölü 120 aşağı yukarı 6 TL kar ediyor. Tamam mı? 36 lira olsa 6 FK olur işte. Diğerleri gibi 10 FK'dan işlem görse 60 lira olur. Hektaş gibi 35 Hektaş kaç FK'dan işlem görüyordu ya? Bu benim ilgincime girdi ya. Neredesin Hektaş? Ha şurada. Şimdi Hektaş gibi istiyoruz bütün hisseleri. Biz de böyle istiyoruz. Bak 51 FK. 51 FK'dan işlem görse 300 lira olması lazım bunun. Tamam mı? Yani bu Hektaş'ta ne buluyorlar da sürekli alıyorlar bilmiyorum ya. İşte fanatiklik böyle bir şey arkadaşlar.
Diyor, gidiyor mu? Gidiyor. Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Tamam, sıkıntı yok diyorlar. Devam edin o zaman. İşte siz böylelerin de öyle oluncaya kadar tutabilirseniz 50 çarpı 6 300 TL olması lazım. Güzel kar ama kaç yılda onun gibi olur bilmiyorum. 700 milyon kar ediyor. Borsan yatırım 430'da direnç var. Oraya Çin sedi kurmuşlar. O yüzden 430'u geçemiyor Boryat. Gördüğünüz gibi daha dün de yukarı vurdu, gidemedi. Burada biz hep çiziyorduk, görüyorsunuz. Bu tren yolu gibi yan yan gidiyor. Bu borsanın tahtacısı, tamam mı? İşte en fazla 477'yi görmüş. Geçen sene Ağustos ayında. Bir yıldır. Ondan öncesi de var tabii. Şurası 2020 Aralık'tan bu yana. 8 ay burada, 12 de orada. 20 aydır düşüş trendini devam ettiriyor. Gerçekten azmine hayranım bunun. Bu tahtacılar hep böyle zaten. İnsanları böyle borsadan soğutuyorlar işte. Görüyorsunuz. Yukarı aşağı. Bir gün çekiyor, hop aşağı. Bir gün çekiyor, hop aşağı. Yani bu hisse artık insana verem kanser filan edebilir. Gördüğünüz gibi bir uzayan tren yoluna benziyor. Aşağı da çok salmıyor. Aşağı böyle 50 lira 100 liraya düşürse de kendimize alsak, unutsak, gidek işimize gücümüze balsak, onu da yapmıyor. Git gel, git gel, git gel. Elinde olanlara Allah sabır versin. Kafaya koymuş, altı üstü dolaşımda 3 milyon 700 bin not var. 4 milyon bile değil. Herhalde bunları toplayamıyor. Git gellerle uğraşıp duruyor. Çok uğraşacaksın kardeş. Bunu biraz al sat yaparak, biraz da bilerek kaptırmanız lazım. Öyle eline 1000 lot, 5000 lot alan saflar var. Böyle sık hisselerde sen 5000 lot alınca işte böyle 2 yıl boyunca gitmez yani. Ama elindeki o lotları alırsa, aha bunlar gibi hep yeşil olur işte. Maalesef bunu bir türlü öğretemedik. İndes. İndes, indes. Şöyle yazalım indes. İndes, indes, indes. Bakıyoruz. 4 FK'ya düşmüş. 100 milyon kar etmiş. Valla bunun bir normal yani. Al, gelmiş kar herhalde. %64 büyüyor. Güzel, hoş. EBITDA 2. Oho. Bazı şeyleri bayağı ucuzlamış. Bu kağıt niye gitmiyor? Evet, bu da geçen sene Mart ayından beri 15 aydır yataya bağlamış. Çünkü buradayken biz çektik 1,5 liradan. Aha gördünüz, 8 liraya gelmiş. Biz bir ara bunun da videosunu çekmiştik. Şu an işte 15 aydır yatınca, bu süreçte de altını karlarla doldurunca şu an kırmış. Dirence de gelmiş. Her şeyi de ucuzlamış görünüyor. Yine de bakalım. Bilanço gelmemiş ya. Bilanço gelse 200 milyon kar etse, yok. 100 burada, 400. Hisse başına 2 TL. 4 FK. Evet, 4 FK. Tamam. Ucuz yani. 8 FK olsa 16 lira. Bunun %100 hedefi var. Böyle karlar gelirse. Ama bu EBA okullar açıldı ya, artık bilgisayar geçen sene herkes aldı. Bilgisayarlar da pahalı oldu. İşler kötü gidecek diye almıyorlar herhalde. Değil mi? O kadar ki şey koymuşum buraya. İndikatör. İndikatörlerin içinden şey görünmüyor. Hissenin fiyatı görünmüyor. İşte böyle cahil biriyim ben ya. Bir de beni gelip dinliyorlar. Sağ olsunlar. Allah. Evet. Evet. Fena değil arkadaşlar. Yani buraları kırarsa bir gün, tuttuk da buralar. 9,5 lirayı kırarsa 16 liraya gider.
Şu an bazı göstergeler ala dönmüş. Şu an benim bütün göstergeler ala dönmüş. Sat gösteren yok. Her şey yukarı gidecek diyor buna. Bu indeks güzel aslında. Bu indeks kaydedelim, dursun burada. İndeks. Evet, indeks. Buradan da bakalım indeks. Ekleyelim maksat sisteme. Evet, görüyorsunuz. Takılmış buraya. Evet, al vermiş. Sana eğlence çıktı, tamam. Al vermiş. Bütün noktalar yeşili gösteriyor. Evet, al vermiş. İndeste. Tamam mı? Al vermiş. İndes. İndes takibi alın. Yatırım tavsiyesi değil. Evet, İndes. Çelebi bakabilir miyiz? Ya abi Çelebi 2260 iken baktık da şu an o şeyi almadı diye ihaleyi almadı diye sattık. Ondan sonra uçtu gitti 400 liraya. Bilanço gelmiş mi? Bilanço gelmediği için ne söylesek boş. Gördüğünüz gibi şuradan 160'tan gelmiş 390'a. Biz buralarda olumlu beklerken ihale alamayınca sattık, yine kaçırdık. Kaçırıyoruz biz. Şu anda çok şey gelmiş ha. Bu mum grafik çok tehlikeli. Diyor ki yani güzel bir bilanço ile yukarı tavan tavan gider. Kötü bir bilanço ile de aşağı çakılır. Böyle bir şey gördünüz mü? Fırıldak gibi her tarafa dönebilir yani. Buna ne diyorlar? Bilmiyorum. İsmini unuttum. Buna fırıldak diyelim. Kararsızlık mumundur bu. Ama gepli açmış yani. Bu hafta sonu muhtemelen gelecek. İşte RSI, işte. Evet, stokastik slow daha tam dönmemiş. Ama MACD, benim MACD aslında 300'den itibaren al vermiş. Bunların üzerinde akşama kadar çalıştım arkadaşlar. Şuradan itibaren bakın işlem hacmi artmış. 300'den itibaren tekrar almışlar yani. 27 Temmuz'dan bu yana almışlar. %20 yukarıda. Kötü bir bilançoyla da satabilirler. İyi bir bilançoyla da satabilirler. Süper bir bilanço gelirse o zaman uçurabilirler. O açılış çok tehlikeli. Yani her tarafa uçabilir. İlk defa bu kadar görüyorum lan. Ya ben buraya niye daha önce bakmadım lan? Son 5 yılın karlılık büyümesi %243. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bunu önceden görseydik ihale almasa da satmazdık ya. Hiç böyle bakmadım ya. Kaçırdık %30'u ama hayırlısı. Şimdi düşerse alırız. Uçarsa alanlara uğurlar olsun. Alanlara hayırlı olsun. Evet, görüyorsunuz. %243 kar etmiş ama hasılattan değil yani. Başka yerden kar ediyor. Fiyat artışından kar ediyor. Hasılat artmıyor, karlılık artıyor. Bu da ilginç yani. Öz sermaye %80 büyüyor. Valla firma çok güzelmiş ya. Firma çok güzel. %200 kar eden ilk defa görüyorum ya. Her sene bir de. Son 5 yılın ortalaması. Ya 10 kere baktım hisseyi açıp da şuraya bir basamamışım be. Şuraya bir bakamadım ya. Ondan sonra ekrana bakıyorsun. Ekrana bakarak sonuç değişmiyor. Evet, Bedir Bey teşekkür ediyoruz. Çelebi baktık. Evet, Boryat niye böyle Ahmet abi? Niye olacak? Millet sık hisselere yüklü alıyor. Tahtacı da diyor ben para mı dağıtıyorum diyor. Adam 2 milyonluk almış.
5 kat giderse 2 milyonu 10 milyon olacak. Götürmüyor. Git gellerle çarpıyor millet. Az alacaksınız al. 3-5 lot, 3-5 lot. Osman nasıl sizce? Allah Osman 3 yıldır insanları deli ediyor. 45'ten falan düştü. O gün aldım, o gün bile canım sıkıldı sattım ya. O kadar sıkıcı yani. Osmanlı'nın şey yani. Çok sıkıcı görüyorsunuz. Şurada 44 lira. 16 aydır düşüyor yani. Buna rağmen aldım geçen 24'ten. 50 kuruş 1 liraya verdim. Ondan sonra 27-30'a oldu. Şuraya kırdı diye alıyordum. Bak 4 gün yataya bağladı. Ya dedim al lotunu senin olsun. Kimseye para kazandırmak istemiyorsun. Niye açıldın borsaya o zaman? Bunlar kendi lotlarıyla oynuyorlar. Evet bakın burası da çanak. O kocaman bir kulp. Bu 27'yi kırarsa evet 1,5 yıllık hasret bitecek. Düşeni kırmış olacak. Evet. Göstergeler olumlu. 22'den almak lazımmış. Ama işte burası, orası 140 milyon kar ederse yılda 20'ye böl. Değil mi? 7 TL ise başına kar. 28 olursa 4 FK. Vallahi bunun FK'sı düşük yani ha. Karlılık böyle devam ederse ya bazılarınki uçtu gitti ya. Bu info minfo yok mu? Info kaç FK oldu? Osmanlı'yı o yüzden bak çok da işte sıktığı için ilgilenmedim ama 15 FK. Bu 15 FK olursa 100 lira olması lazım. Ama işte olay nerede bitiyor? Şurada bitiyor. Bu son 5 yıl karlılık büyümesi %176. Bu dediğim info yani. Osmanlı'nınki kaçmış? Sadece 82. Yarı fiyatına. O zaman 7 FK olur. 7 kere 7 49. Yine de %100'ü var yani. Götürürlerse. Ama adam kafaya koymuş kimseye para kazandırmayacağım diyor. Son 5 yılda çünkü %1000 yapmış. İnfo yüzde kaç yapmış? Son 5 yılda %7000 yapmış. Vay be ne infoymuşsun ya. Osmanlı'nın %100'ü var ama Hazreti Eyüp Sabri varsa sizde. Yoksa bu kendisi oynuyor. Sık bir ise görüyorsunuz 1 lot, 5 lot, 10 lot. Bende o sabır yok. Ben sabredemiyorum. Tak diye sattım yani. O yüzden sabır varsa bir gün %100 olur. Bir gün 100 lirayı da bulur. %80 kar ediyor. Borsa gelişirse daha da kar eder. Evet. Kuva granit. Kuva granit. Granit kuva. Evet. Kuva granit şurada bir yerde olması lazım. Taş toprak buraya yazmıştık. IQ. Ha, bu kuva granit. Bu 14 lirayken almamız lazımdı. Ama SPK'da onaylanan borçlanma araçları. Evet. Ürünü yenileniyor. Evet. Bu ne? Azerbaycan'a da açılmış. Azeri kardeşlere de ticaret yapacakmış. Önce bir duruma bakalım. 240 milyon, 240 milyon. Bu bir aylık mı? Yani birinci bilanço mu? İkinci bilanço mu? Bir bilanço. Toplamda böyle gelirse 1 milyar kar edecek. Hisse başına 4 TL eder. 8 FK olur. 8 FK da çok da ucuz değil. Ama 14 lirayken ucuzdu. Bu ne la? İlk defa bunu görüyorum. Ya hep diyorum ya tepenin tepesi var. Büyüğün büyüğü varmış ya. %438 kar ediyormuş son 5 yılda. Böyle bir karlılık ilk defa görüyorum ya. Ben de hiç böyle sayenizde araştırma... Yavaş git yavaş. Sayenizde araştırmacı oluyorum ya.
%222 hasılat büyümesi, öz sermaye büyümesi %250. Vay 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 vay. Vallahi bu büyümesini yapacağınız şey faaliyet raporunu okumak. Bu büyümesini sürdürebilir mi? Bence sürdüremez. Eğer sürdürebilirse bu ise 1000 lira da olur. Böyle bir büyüme yok ya. Son 5 yılın büyümesine baksana, her sene %200 büyümüş. Yani 10 milyonu 30 olmuş, 30'u 90 olmuş, 90'ı 270 olmuş. Böyle bir büyüme var mı ya? 1 milyarı var alt üstü. Demek ki sıfır parayla başladı. 5 yıl, çünkü 50 bin 150 olur. 150 450 olur. 450 bile 1350 olur 3 yılda. Bu sıfır parayla mı başladı? Bu nasıl bu sistem hesaplıyor anlamadım. Yani böyle bir büyüme vallahi süpermiş ya. Evet. Ama işte biz 14'ten alamadık. Kerim, Kerim. Bak şurada var ya, şurada alacaktık bak şurada. Mart 2022'de savaş zamanında, tamam mı? Alım fırsatı vermiş 11 lira. Sonra geçmiş gitmiş. 11 liradan 30 liraya, görüyorsunuz. Şurada 5 ayda uçurmuşlar kardeş. İşte ne diyoruz? Araştırın, bakın, okuyun. Gelecek. Borsa geleceği satın alma sanatı. Evet. Bugün de yani cuma günü 32.60, 31, 1 lira 30 kuruş düşürmüş. Ya adam 30 liradan alanlar istediği gibi yukarı aşağı yaptırıyor işte. Yani bunu kademeli toplayacaksınız. Bak burada da daha bir ay önce yine 26 liraymış. Evet. Güzel bir firma ya. Bu rekor kırdı gözümde ama inandırıcı gelmedi. Geçmiş 5 yıl bilançolarına bakamadığımız için şurada. Tamam mı? Nasıl hesaplamış bilgisayar onu da anlamadım. Herhalde şuradaki karlı 10 milyondan 250'ye çıkınca mı? Nasıl olduysa, nasıl hesaplıyorsa bu sistem. Evet. ...380'dan 1300'e... 1 milyar artırmış bir yılda. İyi valla. İyi. Böyle arttırırsa iyi. Temettü veriyor mu? %100 bedelsiz vermiş. Helal sana. Yeni hisse %100 bedelsiz veriyor. 20 yıllık hisseler habire içeri atıyorlar. Habire yedek akçeye atıyorlar. Evet, bu hissenin önü açık. Bir şartla böyle büyürse. %200 değil, %2000 daha gider. Yatırım tavsiyesi değildir. Şeyler öyle gösteriyor. Büyüme rakamları böyle devam ederse. Evet, sıra kimde? Parsan. Parsan 38'i geçmesi lazım. 38'i geçemiyor. 38'e şeyle bağlamışlar. Limandaki büyük halat zincirler var ya. Oraya geçemediği için çakmışlar, çakıyorlar. Oraya geçmesi için görüyorsunuz bir şey lazım. Bir sebep lazım, bir kar lazım. 2021 Şubat'ından beri, 17 Şubat'tan beri tam 1,5 yıldır oraya geçemiyor. Orası aslında 41, yani 38'i bile geçemiyor. Ama bir kırılmalar filan var. Kırılmalar var. Faaliyet raporunu okumanız lazım. Evet. Son 5 yılda maalesef işler iyi değil. O yüzden gitmiyor kardeşim. İyi bir haber lazım. Yani Çayırova'daki firması tek 5 milyar yapar ama gitmiyor. Ama 2 yıl sonra gidecek. O Çayırova'sını yeniden değerlendirecekler. 2 yıl sonra gidecek. İş girişim, ya girişimleri beğenmiyorum ben ama bakmayayım ya. Logoyu yazalım, kaçtı, kusura bakmayın. Logoya da bakalım. Evet, logo. Logo, logo. 47 liraya geldi. Durumu ne? 15 FK. Pahalı ya ama yazılımlar pahalı fiyatlanıyor. T
Temettü veriyor mu? Çocuk oyuncağı 1 lira. 1 lirayla 50 lira çıkar mı? Çıkmaz. Ama çok bedelsiz vermiş. Bu da iyi yani. %500, %200, en son %300 vermiş. Bu da iyi. Normal bir firma çok büyümüyor. Karlılık büyümesi, hasılat, öz sermaye. Ya çok da abartıldığı kadar değil yani. Neden? Çünkü her şey önden fiyatlıyor. 3 yıl önce 6 liraydı. Şimdi 48 lira. Uçmuş gitmiş yani. Son 5 yılın getirisi %250 diyor. Niye öyle dediğini bilmiyorum. 6 liradan 48 liraya gelmiş. Evet, ortalama hedef fiyat 68 lira diyor. Teknik ne diyor? Teknik diyor ki işte buraları kırarsa diyor 50 liraları 63 lira, aynen öyle. Çanak tamamlarsa 63 lira. %50'si var yani. Öyle çok ağam şağam karlar yok yani. Artık biz Kuya Granit'i görünce, önceki neydi? Bir tane daha, ha bir tane daha vardı değil mi? Şurada bir tane Çelebi vardı. Ya şunlara bak ya. Üf, %248. İnsan bunları görünce artık %50 büyüyeni de beğenmiyor. Ya. Büyüyen firmaları arayacaksınız arkadaşlar. Evet. TSKB bankalar ucuz. Bayağı bir ucuz. Hepsi ucuz. Bankacılık sektörünü Şubat ayında kavga ede ede iyi olacağını söylemiştim. Burada artık yorum yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü benim dediğim yerden yukarı gittiler. Orada herkes bana itiraz ediyordu. Çok da uğraşmak istemiyorum. Geçen sene arz oldu diye geçen sene koruldu anlamına gelmiyor ki. Yani adam 20 yıl önce hemen buraya yazacaksınız. Kuya Granit. Tamam mı? Tarihini okuyacaksınız. Öyle sanki geçen sene arz olunca geçen sene kuruldu gibi mi düşünüyorsunuz? Bak bu mermerleri o yapıyor işte, bu dolapları filan. Tamam mı? Böyle geleceksiniz web sayfasına. Evet. Reklam var burada. Yatırımcı ilişkiler. Şuradan. Şuradan bakacaksınız. Evet, geri gel bir bakalım. ABD filan fisten. Üf, 60 ülkeye ihracat diyor. Buradan bakacaksınız. Farkları neymiş? Fiyatları. Evet. Siz de ortak olun diyor. He, çok dağıtıyorsunuz ya karları. Vallahi millete böyle pazarlarken güzel hoş pazarlıyorlar. Gerçi bu gitmiş yine. Gitmeyenler utansın. Evet, bir yatırımcı sunumu bu işte arkadaşlar. Bu da hemen birden çok büyüdü ya. Ortası yok mu bunun? Vallahi şu taşlara bak ya. Mükemmel, bu taş mıdır? Anam anam, güzelliğe bak. Güzelliğe bak hele. Bak baba baba baba. Süper ya. Değil mi? Evet, genel bakış, finansal tablolar. Şu güzelliğe bak ya. Adam 60 ülkeye de satış yapıyormuş. 70'e çıktı burada. 5 kıta. 26 milyon metre kapasite. Ne diyor bu abi ya? Brüt kar marjı yüzde oho, net kar marjı %47 ile çalışıyor. Bak, kar marjı yüksek olacak işte. Onu da bunda varmış yani. İşte araştırıp okumak lazım ya. Cahil kalıyoruz işte, okumuyoruz. Gördün mü abi? Bak 2015'ten sonra nasıl gitmiş. Görüyorsun. Gördün mü? Geçen sene açıldı diye geçen sene kurulmuş olmuyor. Aydın'da kurulmuş. OSB'de 232 bin metrekare yeri varmış. Zaten 230 dönümü 1 milyondan 230 milyon eder.
80 dönüm kapalı alan dönümü 5 milyondan değil mi? 400 milyon da bu eder. Neyse bir şey çıkaramadım oradan. Ama bunları okuyun yani. Vay be. İhracatın gelirler içindeki payı %58. Bak. This is very important for us. I want to something speak English. Vay. Yorulunca İngilizceye bağlıyorum. Evet. Canım hiç yayın yapmak istemiyor. Canım sıkıldı, can sıkıntısından yaptım yani. Niye? İşte bunları açıp okumak varken durmadan konuşuyoruz yani. Konuşan bir şey öğrenemez ki. Dinleyen öğrenir, okuyan öğrenir. Siz öğreniyorsunuz. Biz de enerji harcıyoruz. Şurada bir tane hisse 100 bin liralık alıp beklese 300 bin olacak. Hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok. Ya. Kağıt 12 liraydı ya. 5 ay önce. Şuraya bak ya. Nerede o küya granit? Neredesin? Borsa darpane diye diye bir hal olduk. Ama kendimiz okumaya vakit bulamayınca görüyorsunuz. Al işte savaş maaş var diye. Biz savaş 11 lira. Nereye gördü? 31 lira. Bugün nereye gitti? 33 lira. %200 işte. 100 bin lira al, 300 bin lira olsun. Bu açıp ben bunu okusaydım, bu faaliyet raporunu, yatırımcı sunumunu, ben bunu alırdım yani. Sür mis gibi ya. Aha, böcek yiyecek seni. Korkma, böcek yemez seni. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek var. Çünkü yatırımcı sunumu okumuyorsunuz. Bin kere söylüyoruz. Öyle gidip Twitter'daki, YouTube'daki felaket tellallarını dinleyeceğinize bak buraya odaklanın. Gördünüz mü? 179 milyon mu bu? Milyon evet. 179 milyondan 1,5 milyara yükselmiş. Neredeyse 8 kat, 10 kat. Faik amcaya bak. 49 milyon. 49 milyondan 1 milyara. 20 kat büyümüş 5 yılda. Gördün mü abi? Evet. İşte sabretmek lazım yani. Aldın mı %300-500 almadan satmayacaksın. Firmanın kendini tanıtımına bakacaksınız. Başkalarının firma hakkında söylediklerine değil. Vay be. Bunlar gerçekse süper. Artık benim bir şeye inancım kalmadığı için. Yok dünyanın üçüncü, yok beşinci. Allah inşallah öyledir. Evet. Eğer temettü dağıtırsa öyledir. Temettü dağıtmasa da artık yapacak bir şey yok. Artık benim kimseye güvenim kalmadı ya. Evet. İzmir, Aydın. Bu ne bu? Balıkesir, Uşak. Bu ne? Buraların hepsinde yeri mi var bunun şimdi? Yüz milyon ton rezerv olduğu tahmin edilmektedir diyorum. Görüyorsunuz sıkıntı yok diyor. Bayağı bir büyük rakamlardan bahsediyor. Evet. Güzel bakın. Güzel taşlar. Mis gibi. Bu şekilde yatırımcı sunumuna bakmak lazımmış.
Kapasite artışı bak bunun yanına bunu da eklemiştir. Görüyorsunuz. Oo, ya şuraya kurmak dünya kadar para ya. Değil mi? 70 dönüm kapalı alan ya az değil yani ya. 7 ve kapsayan bayağı her tarafta bayağı da varmış. Bu ne abi? Ya hemen gidip almayın ha. Düzeltme gelebilir yani. Sonuçta 11 liradan çıkmış. Biz konuşurken o mu bu diyoruz da. Sonuçta 11 liradan alan adamlar satabilir yani. Araştırın bakın kendiniz karar verin. Al sat tut tavsiyesi değil. Arkadaş şey dedi ya. Yeni açıldı. Yeni açıldı ama 2015'ten beri çalışıyormuş. İyi işler çıkarmış. Aferin çocuklara. Bana bir teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bu ne ya? Anlamadım. Agü. Agü ne abi ya? He. Holding. Şuradaki mi? Atakule mi? Bu mu? Abi, 240 bin lira kar etmiş. Bunu bir dairede yapar ya. Bu ne bu? Bu ne ya? Boş ver abi bunu. Kendini araştır, kendin karar ver. Bunlar hep şeyle. Sevmiyorum ben GEO'ları, öyle söyleyeyim. Abi global bu ne ya? Güler mi bu? Global mı güler mi? Gülerse güler ucuz, güler gidecek yani. Gitmesi lazım. Evet güler o. Global Holding. Sen globalim mi diyorsun? Globalse boş ver. Gülerse bak belki yüzün güler bir gün. İkisini de alalım bir daha bakalım. Sen şimdi neyi soruyorsun? Sen global diyorsun. Aman aman ben Kotman hissesini almam abi ya. Allah yardımcın olsun. Bu işte şey yapacağım diye buradan milletin eline verdi 5 lirayken. NT miydi neydi bir halka arzı vardı. Oradan getirdiği yere baksana 1.800. Ben böyle düşen hisseleri bir daha almam yani. Uzaya gideceğini bilsem de almam. Allah yardımcın olsun abi. Bakmıyorum ben ona. Bakmıyorum. Yani öyle millete hisse çakan adamları sevmiyorum ben. Evet. Odaş'a baktık. Odaş 1300'den 4 liraya gelmiş. Sekura plastik. Sekur. Sekur milleti perişan etti. 48 liradan mı düştü? Ne oldu? Yani bu tür hisseler işte insanı borsadan soğutuyor. Bunları beklemekten adamlar artık borsaya gelmiyor. Bak. Bak bak 47 lira. Bir buçuk yıl önce. Şu an 14 lira. Allah sizi ıslah etsin yani. Madem 47 lira etmiyordu niye götürdünüz? Götürdünüz niye geri 13 liraya düşürdünüz? Demişti. 3 liradan kağıt 2,5 liradan 20 kat gitmiş. Hepsini geri verdi işte. Ya bu kağıt tabii ki malı toplayınca beyefendi şu an 2, 4, 5 gündür al vermiş. Tabi tam ala dönememiş. Bazı göstergeler al vermiş de. Mesela Arasay pozitif uyumsuzluk var. Ama işte 15'i 14,5'ü geçmesi lazım. Demek ki bence bu kırdı yani. Ama benceyle olmuyor işte. Tahtacı istemese götürmüyor. Altı üstü 9 milyon lotu var. Zaten 50 tane aracı kurum üzerinden toplarlar. O yüzden kimde olduğunu da bilemezsin. Bu tür hisseler işte Allah yardım etsin. 2 milyon kar var. 2 milyon karla ne olacak? Bir sürü havacıba haberle. Niye gittin sen şeye? 50 liraya. Niye düştün?
Vay be, sahibi faizsiz, maizsiz kendi firmasına para koymuş. 14 milyon hem de. 43 milyon para koymuş toplamda. Vay be, ne ortaklar varmış ha. Helal olsun. Bir kağıdını da geri alsaydın da. Mağdur olan insanlar bak bıkmışlar. Abi globalle aldıysan artık sabırla bekleyeceksin. Dipten dönüyor. Allah yardımcın olsun. Arese, arese, arese. Arese'yi çok konuşuyorlar ama ben bilmiyorum. Çok beğenmedim ben ya. Yani benim niye çıkmıyor ya? Niye çıkmıyor bu? Oho, gene 100 liraya gelmiş. Şimdi burada 8 FK görünüyor. Güzel kar görünüyor ama ben baktım, ben beğenmedim. Neden beğenmedim? Evet. Hasılat 2,5 milyar, 200 milyon kar etmiş. Bakın, esas faaliyetten diğer gelirler 700 milyon başka yerden gelmiş. Millet bu karın hepsini esas işinden geldi zannediyor. Ya bu 700 milyon hep buraya yazıyorlar sürekli. Oh, mis gibi. Nereden geldiyse bu para. Açıp bunun ayrıntısına bakmanız lazım yani. Ben baktığım zaman EFK bak burası esas faaliyet karı yüksek olması lazım. Gerçi baya bir yüksek 800 milyon da. Baya bir yüksek. Ama niye eriyor burada? 800 gözüm mü görmüyor? Evet 800 ha bundan dolayı işte 800 oluyor. Bundan dolayı bu geçici bir duruma benziyor. Bu 200 milyon %10 bile kar marjı yok. Bunun karının değişmesi lazım. Bakın geçen sene bu burada da varmış. Hep var yani bu nerede bu neyse artık yani işte ben bu burayı çözemediğim için çok da ilgilenmedim. İlgilenmiyorum da. Evet, açıp faaliyet raporunu okumanız lazım. O nereden geliyor o kar? Her seferinde gelecek mi bu şekilde? Esas faaliyet karını beğenmedim. Evet, VIP 2'de üye olanlar arada kontrol edin. VIP 2, VIP 3 için ayrı video çekiyorum. Arkadaşlar. Konturmatik, kale kim? Konturmatik arkadaşlar 7 liradan 170 lira oldu. Söyleyecek laf yok. Kale kim? Bakalım ama sabrınız varsa önü açık yoksa Allah yardımcınız olsun. Nerede bu kale kim ya? Burada vardı ha şu. Bakalım. 11 FK 70 milyon kar. Daha bilanço gelmemiş. O yüzden bunu aslında 14 liradan almamız lazımdı ama işte yine savaş, yine mal kaçırdık. Kaç gündür de burada işte oyalanıyor. Şey yapmak lazım yani bilançoyu görmek lazım. Bilanço gelirse o bunun da karlı %192. Dehşet bu da. Hasılat büyümesi %100. Öz sermaye büyümesi %180. Anam 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 lan bunlara bakmadım ben hiç ya. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor ne oluyor? Bunlar nasıl böyle kar ediyor ya? He? Evet. 400 1 milyara çıkmış. %100 artış var bir yılda. Esas 18'den 62'ye karlılıkta %200 artış var. İşte rakamlar küçük olunca 20 milyondan 60 milyona çıkınca karlılık %260 oluyor.
Bak 74'müş geçen sene. 24'müş. Bu sene 71. 24, 48, 72. %200 karlılık büyümesi işte geçen seneye göre. Yani bu şekilde artıyor. Oradaki bu gördüğünüz %200 hasılat, %100 öz sermaye büyümesi, %180 küçük rakamlar büyüyünce işte katlaması kolay oluyor. Güzel. Büyümesi güzel. Yapacağınız tek şey faaliyet raporunu okumak. Bu faaliyet raporu şeyse firma böyle karlı olmaya. Ya bu ne ya, gece yarısı? Millet kafayı mı yedi? Herkes davulcu mu oldu? Bu saatte. Evet. Kale kim? Ondan sonra. Allah, ben de videoyu dönüp izleyeyim ya. Hisseleri unuttum ya. Hangisiydi o? Küve Granit. Bunlar ne kar ediyormuş ya? Aha bu. Ondan sonra Çelebi. Şu üçünün karlı bayağı bir dikkatimi çekti bu akşam. Bakalım bilançolar gelsin, nasıl, bundan sonra da böyle gidecek mi, gitmeyecek mi? Faaliyet raporlarını okuyalım. Teşekkür ediyorum Mehmet Kara. İzmir'de çiçekler açacak mı? Bu boşuna beklemeyin abi. İzmir'de dikenli çiçekler açıyor. Kar marjı düşük onun. İzmir'de. GS'de patron yatırımcıya para kazandırmıyor diyorlar. Siz işte böyle Kale Kim gibi, Küya Granit gibi, Çelebi Hava Yolları gibi kar marjı yüksek hisseleri bulun. Ucuzken onları alın. Avtur. Ya, turizm bu sene iyi de her sene böyle mi gidecek? Zaten ben bu adamı sevmiyorum. Aa, bu Avrasya. Evet. Ya işte bir şey yoksa. Sık hisse yani. Bak. Bin not, bin not. Sık ise arkadaşlar, bunlar da baksana. Çekmişler yukarı, bırakmışlar aşağı. Ne hali varsa görsün diyor. 1 liradan 4 liraya geri düşmüş. Evet. Onun için böyle sık hisseler gidip düşenler maalesef. Evet, güzel hisseler bulmanız lazım arkadaşlar. Güzel hisseler de şişe gibi, işte bu diğer kar eden firmalar gibi her sene büyüyen, her sene %100, %200 hissesinin değeri artan firmalar bulmanız lazım. Bir saati geçti. Allah, ben de sabahtan beri video izliyorum. Bir şeyler okuyorum. Baya bir yorgundum ama 4-5 gündür yayın yapmayınca burada arkadaşlar arayıp özelden soruyor. Kıramadım. Dedim bir yayın yapayım da yaşıyorum. Sıkıntı yok. Allah'a şükür. Soranlara da teşekkür ediyorum. Al sat tut tavsiyesi değil. Kar marjını en çok yükselten hisseleri ucuzken alırsanız para kazanırsınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.